Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın Arapça cümle yapısı ve tercüme teknikleri e, kitabından çalışmaya devam ediyoruz. Hal cümlesine gelmiştik, sıfat cümlesini vermişti. Marife isimden sonra gelen e, cümle ve şipi cümle yani zarfı müstekar. Bunlar hal cümlesidir. Hal cümlesinin daha iyi anlaşılabilmesi için hal hakkında genel bir bilginin verilmesi uygun olur. Hal cümlede failin, mef'ulün veya her ikisinin durumunu bildiren lafızlardır. Kelime veya cümleler. Zehebe Harun maşiyen ilel medrese. Harun okula yürüyerek gitti. Maşiyen nasıl bir halde? Yürüyerek gitti. Burada maşiyen Harun'un yani failin halidir. Zeynep'i ağlarken gördüm. Ra'aytu Zeynep'e bakiyeten. burada bakiyeten Zeynep'in yani mefhulün halidir. E, Kellemtu nebilen qaideyni. Nebille ikimiz de otururken konuştum. Qaideyni bakın iki kişiyi anlatıyor. Qaideyni buradaki tü ile nebil yani hem fail hem mefhulün durumlarını açıklamaktadır her ikisinin de halidir. E kharajtu min el beyti ve lem yeş'ur bi ahadun. Hiç kimse hissetmeden evden çıktım. Burada lem yeş'ur bi ahadun cümle olarak bu e, şu e, haraçtaki tüğünün halidir. Ben nasıl çıktım, nasıl bir halde hiç kimse beni hissetmeden. Ve hal mansubattandır. E, yani burada da bu cümle mahalle mansuptur. Haller üçe ayrılır müfret olan, cümle olan ve şipi cümle olan hal. Müfret olan hal umumiyetle nekire ve müştak yani ismi fail, ismi meful ve sıfat-ı müşebbehe gibi isimlerden olur. İrabı mansuptur. La te'ekulü <laughs> ta'ame harren. Evet burası bakın müfret tek kelime olarak gelmiş ve nekiredir. Müştak yani türemiş bir isimdir. Haller müştak olmazsa müştak manası verilir. Ra'aytuhum fil harbi e, usuden. Onları harpte aslanlar gibi savaşırken, çarpışırken gördüm. Burada usud kelimesine türemiş mesela şuc'an manası e, verilecektir. Cesurca yani. E, celesu vahdehum. E, burada yalnız başlarına oturdular. Çok az olarak marife olan hallerde vardır diyor. Mesela vahdehum gibi. Burada vahdehum ile marifeleşmiş haldir hal birden fazla olabilir atıfsız gelir. Zehebe halit maşiyen bakiyen. Halit işte yürüyerek ağlayarak geldi. Bakın arasına vav girmiyor. Halin durumunu açıkladığı kelimeye zulhal yani sahibi hal denilir. Ve bakın sahibi hal umumiyetle sahibi hal marife gelir. La teşrebil ma'e kediren. Burada hal olan kediren yani bulanıkken manasında kedirenin durumunu açıkladığı elma kelimesi marifedir ve sahibül haldir. Hal umumiyetle sahibül halden sonra gelir. Bazen öne geçtiği de olur. Hal öne geçtiğinde çok defa sahibül hal nekire gelir. Zehebe musri'an veledun ilel medrese. E, bir çocuk koşarak okula gitti. E, sahibül hal nekire gelir dedi. E, burada velet sahibül haldir. Müsriyan öne geçmiş. Peki cümle olan hal ikiye ayrılır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. İsim cümlesi olan hal. Hal isim cümlesi olursa genellikle başında elvabul haliye, hal bulunur. Âder racülü ila beytihi ve huve mut'abun. Bakın burası hal cümlesi. Nasıl bir halde evine döndü? Yorgun bir halde. Ve bu isim cümlesiyle anlatılmış. Başında bakın vav var. Bu vava ne diyoruz? Hal diyoruz. Bazen vav haliyenin bulunmadığı da olur. Ferrel cunudu eslihatuhum metruke. Askerler silahları terk edilmiş, bırakılmış olarak kaçtılar. Burada eslihatuhum metruke isim cümlesi ve başında vav yok. E, ve burası e, hal cümlesidir. Evet neyin halidir? El cunudun hali. Nasıl kaçtı ordu? Silahları bırakmış olarak kaçtılar askerler. Hal olan isim cümlesinin başında sahibül hale giden bir zamir bulunursa vavul haliyenin gelmesi gerekir, vacip olur. Sahib başında bir zamir varsa mesela huve gibi bir zamir varsa o zaman başına vav gelmesi gerekir e, diyoruz. Peki e, bu vavul haliyeye, vavul iptidaiye de denir. Dedik peki hadartu ileyke ve ene vasikum bike sana güvenerek yanına geldim ve ene vasikum bike. Bakın buraya zamir geldiği için başına vav geliyor. Hal cümle olduğunda sahibül hale ya vavul haliye ile yahut zamirle veya her ikisiyle bağlanır. E, la te'kulul fakihete ve hiye fidceten. Yani meyveyi hamken yemeyiniz. Burada hem vavla bağlanmış hem de zamirle bağlanmış bu cümle. Rakip tu sefinete vel bahru haicun. Deniz dalgalıyken gemiye bindim. Burada vav ile bağlanmış. Ee, yine temur rubina el eyyam ve nahnu lahun. Biz uyanırken günler geçiyor. Burada hem vav hem nahnu var. Fe la tec'alu lillahi endaden ve entum ta'lemun. Burada yine vav ve zamirle bağlanmış dedik. Kâne sadîkâni yesîrâni fil hadîkati ve huma yetehaddethâni. İki arkadaş konuşarak bahçede yürüyorlardı. Nasıl yürüyorlardı? Ve huma yetehaddethani. Burada da hem vav hem de zamiri görüyoruz. Fiil cümlesi olan hal. Fiil cümlesi olarak gelen halleri dörde ayırmak mümkündür. Müsbet mazi ile başlayan, menfi mazi ile başlayan, müsbet muzari ile başlayan, menfi muzari ile başlayan hal cümlesi. Müsbet mazi ile başlayan hal başında vekat bulunur. Gâbe ehûke vekat hadara cemî ve estikâihi. Bütün arkadaşlarının gelmiş olmasına rağmen kardeşin ortada yok. Burada bakın ve hadara cemi e, ne oldu? E, bu hal cümlesi oldu ve olumlu mazi ile başlamış. O yüzden başına ve geldi. E, Belautul medinete ve kat beragal fecir. E, yani şafak sökerken vardım. Ma kellemen racul ahaden vekat kat daqa sadruhu bi nas. İnsanların lüzumsuz konuşmasına canı sıkılan adam hiç kimseyle konuşmadı. Ve kad yani daralmış bir halde sadruhu göğsü. Not müsbet mazi ile başlayan hal cümlesini sahibül hale bağlayan bir zamir bulunmazsa vavul haliyenin gelmesi gerekir, vaciptir diyor. E hadaral musafirun ve kad tala'atish şemsu yolcular güneş doğarken geldiler. Menfi mazi ile başlayan hal cümlesi Evet, halin mazim menfi şekli az kullanılır. Onun yerine lemli muzari fiil kullanılır diyor. Peki şöyle baktık. Kâne Halil yebki ma darabehu ahad. E vavul veya vavul haliyesiz olabilir. Yani vav'lı veya vav'sız. Burada bakın ma gelmiş olumsuz. Ma darabehu ahad. Halil kimse dövmedi halde ağlıyordu. Câ dun ma zehebe ebuhu. Zeyt babası gitmeden geldi. İştara Ebu Ömer es de marahu görmeden bu satın aldı. Müsbet muzari ile başlayan hal cümlesi önüne vavul haliye ve başka bir ön takı olmaksızın sahibül hale bağlanır. Haraca ferit yedhaku min el-beyt. Ferit gülerek evden çıktı. Bakın başında vav yok. Yetekellum konuşuyor. Muvazzaful banki banka görevlisi ma'azzebun, müşteriyle, nasıl bir haldeki müşteriyle o imzalayan ala zahri şik yani çekin üzerine imzalayan müşteriyle. Burada da bakın burası hal cümlesi muzari ile başlamış. Müfre, müsbet muzari, olumlu muzari ile. Câ'e Cibril yuallimun nâse dînehum. Cibril insanları, işte insanlara dinlerini öğretmek için geldi. Yuallimun. Hal cümlesi müsbet, olumlu muzari ile başladığında başında kat olursa vav-ı de gelmesi gerekir lima tu'zunni ve kad ta'lemun enni rasulullah ileykum. Evet burada ve kat e, katın başında vavda gelmiş. Menfi muzari ile başlayan hal cümlesi bu durumda hal cümlesi vavul haliye ile veya vavul haliyesiz gelir. Zehebel amil ilel masna ve lem ye'kul şey'en. Burada bakın burası ve lem ye'kul ye şey'en hal cümlesidir. Olumsuz muzari başında vav Olsa da olmasa da bakın bu şekilde geliyor. Ve lemma da aynı şekilde. Hal cümlesi lem veya lemma ile menfi muzariye başlarsa umumiyetle vavul haliye ile e, bulunur. Hal cümlesi, e, cümlesi ma veya la ile menfi olan muzariye ile başlarsa umumiyetle vavu haliye bulunmaz. Ma yehafu mesela ve ma değil de yine la yekumu o zaman başında vav yok. Şifi cümle zarfı müstakar olan yani hal sahibül hale doğrudan bağlanır. İki kısımdır. E, şipi cümle e, zarf olarak gelen. İkincisi de harfi cerli e, gelen dedi. E, burada e, kalalım. E, devam edeceğiz. E, hali e, çalışmaya inşallah e, bu şipi cümlede e, kalmış olalım. E, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanetliyoruz ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.